Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Hafız Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızın aziz ve nezih ruhu için, kafi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Ben Peygamberimizin buyruğu doğrultusunda hayatımdayken kendisini Allah için sevdiğimi söyledim. O sünnete uydum. Seyrek görüştük çünkü bu mesai çok yoğun bir rutini var. Ama ismi zikredildiği zaman, bir araya geldiğimiz zaman hep gönülden bir sevgimiz olduğunu o da biliyor, ben de biliyorum, Rabbim de biliyor. Üzüntümüz çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir insan. Ve aynı zamanda ben Konyalıyım, kıymetli kardeşim de Konyalı ve bugün sadece İstanbul'da değil, Mevlana diyarı, benim güzel şehrim Konya'da da acı çok büyük. O yüzden vekillerimiz buraya geldiler. Konya'mızın şehir emini, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bütün hemşehrilerimizin taziyelerini ve üzüntülerini paylaşmak için Uğur İbrahim Başkanımız da burada. Dolayısıyla ne kadar üzülsek azdır. Ama şuna çok seviniyoruz. Şundan eminiz ki doğduğu ilk andan ve son nefesine varıncaya kadar o ömür dediğimiz sadece Rabbül Alemin bildiği bu güzel ömür biz şahidiz ki imanlı yaşadı. Hadim olmayla ilgili Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimeti en güzel şekilde icra etmeye çalıştı. Kendi vücut ikliminde, ailesinde, yetiştirmiş olduğu evlatlarında, ardında bırakmış olduğu nesilde, iş hayatında, toplum hayatında ve aynı zamanda gerek alim gerek bir bilim insanı olarak bilim hayatında yetiştirdiği öğrenciler ve sadaka-i cariyesi olan her şeyle beraber o bizlere örnek bir hayat bıraktı, aramızdan ayrıldı. Rahmetli Haluk Dostum'un cenazesinde babam bir insanın değeri cenazesinin kalabalıklığından, cenazesine katılan kişilerin toplumun farklı kesiminden olmasından kaynaklanır demişti. İnşallah Allah da bize böyle bir cenaze nasip eder demişti. Çok şükür bugün bunu yaşıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Ailem adına teşekkür ediyorum. Alim-i Kur'an idi, Kur'an'dan haberdar idi. Amil-i Kur'an idi, Kur'an'ın yaşayıcısıydı ve Arif-i Kur'an idi. Yani Mustafa Sabri kardeşimize canlı Kur'an denilse yeridir, caizdir. Hayatında hep Kur'an'a göre, sünnete göre hareket etmiş. Bu vesileyle de kimseyi üzmemiş, kırmamış, kimseyi gücendirmemiş bir insandı. Hakkında bu düşüncelerimi, duygularımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir husus daha var. Bir hocanın, üniversitedeki bir hocanın veya herhangi bir hocanın iki türlü kitabı vardır. Biri kitabı sabit, biri kitabı natık. Yani kitabı natık asistan yetiştirmektir. Kitabı sabit okuduğumuz kitapları yazmaktır. Mustafa kardeşimiz bu anlamda kendisinden sonra hayru hasenatının devam edeceği hem kitabı natık yetiştirmiştir hem de kitabı samit yazmıştır. Bunun dışında Mustafa kardeşimiz bir taraftan zamanında elinden tutulacağı zamanda hocaları elinden tutmuş ama daha sonra da Mustafa kardeşimiz geriden gelen gençliğin elinden tutarak bir ekol olurcasına çok güzel nesillerin yetişmesine vesile olmuştur. Son olarak şu sıcak günde sizi bekletmeden gönlümdeki bir duygumu daha sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu, Mustafa kardeşimiz bir bilim adamıydı. Yazdığı makaleler gerçekten uluslararası alanda atıf alıyordu. Bilimselliğinin ötesinde, bunun altını çiziyorum, Mustafa kardeşimiz bilim adamlığının ötesinde tam bir münevver, tam bir aydın idi. Bundan kastettiğim mana şu, Mustafa kardeşimiz içinde bulunduğu milletin sıkıntılarına, ızdıraplarına ithal çözümler getirmiyordu. Milli çözümler üretiyordu ve dolayısıyla bu milletin derdine, ızdırabına milli çözüm ürettiği için
gerçek bir aydın, gerçek bir münevverdi. Dolayısıyla onun açtığı bu yol devam edip gidecektir. Sola geçin, sola biraz. Sola döndü gider, sağa doğru. Yavaş, 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 yavaş.